Canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi tüm canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir. Yani canlıların temel yapı birimi hücredir. İki farklı hücre tipi var. Bunlardan bir tanesi prokaryot hücre, bir diğeri ise ökaryot hücreler. Prokaryot hücrelerde çekirdek, organeller mevcut değil. Ökaryotlarda ise çekirdek var, zarlı organeller de bulunmaktadır. O yüzden soru çözerken tüm canlıların evet ortak yapısı hücredir ama hücre tipleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Canlılar hücre içerisindeki metabolik olaylarını gerçekleştirebilmek için ham maddelere ihtiyaç duyar. Bu ham maddeleri temin edebilmek için beslenme faaliyetinde bulunmak zorundadır. Beslenme faaliyeti, bazı canlılar ototrof olarak beslenir, bazı canlılar heterotrof olarak beslenir. Bazı canlılar ise hem ototrof hem heterotroftur. Beslenme tüm canlılarda ortak özellik ama ototrof beslenme değil çünkü belirli bir grup yapıyor. Bu durum heterotrof canlılar için de geçerli. Beslenme tüm canlılar için ortak bir özellik ama heterotrof beslenme değil. Tüm canlılar metabolik atıklarını dışarıya atar. Homoestazi koruyabilmek için, kararlı bir iç denge oluşturabilmek için. Bu yüzden boşaltım yapmak zorundadır. Mesela omurgalı hayvanlarda böbrek kullanılır. Omurgasız hayvanlarda protonefridium, nefridium, Malpighi tüpleri kullanılır. Bazı mikroorganizmalarda kontraktil koful bulunur. Boşaltım yapabilmek için bazı özel yapılar da geliştirmiştir. Ama bu yapılar tabii ki canlıların ortak özelliği değil. Sadece boşaltım yapabilmek canlıların ortak bir özelliğidir. Homeostazi kararlı bir iç denge oluşturmaktır. Homeostazi canlıların ortak bir özelliğidir. Sonuruma geliyoruz. Buraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü hatalı verilen bilgilerden, hatalı sorulan sorulardan biri de şu. Solunum hücresel solunumdan bahsediyoruz. Hücresel solunum iki kısma ayrılır. Bunlardan bir tanesi oksijensiz solunum, bir diğeri ise oksijenli solunum. Oysa canlılar enerji üretebilmek için bazıları yalnız fermantasyon yapmaktadır. Bu yüzden hücresel solunum tüm canlılarda ortak olan bir yapı değildir. Solunum yapmayan canlılar bulunmaktadır. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet, fermantasyon da bir hücresel solunum değil. Peki solunum için ne diyeceğiz? Solunum canlıların karakteristik bir özelliğidir. Bir başka nokta üreme. Canlılar nesillerini devam ettirebilmek için üreme faaliyetinde bulunur. Ancak at ve eşek gibi farklı türler arasındaki çiftleşmelerden katır gibi kısır canlılar meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla üreme için tüm canlıların ortak özelliğidir cümlesi doğru bir cümle olmayacaktır. Yine YKS hazırlık kaynaklarında bazılarında hatalı verilen bilgilerden biri de bu. Peki biz bunun için ne diyebiliriz? Tüm canlı türlerinin ortak özelliğidir diyebiliriz. Çünkü türün özelliklerinden biri de üreme veya canlıların karakteristik özelliğidir diyebiliriz. Canlılar metabolik faaliyetlerinde kullanmak için enerji üretirler. Biyolojik olan bu enerji ATP sentezidir. ATP sentezine fosforilasyon adı verilir. Harcanmasına ise defosforilasyon denir. Yani ATP'yi sentezler ve ATP'yi harcar. Canlılar bulunduğu ortamla etkileşim içerisindedir. Gerek iç gerekse de dış ortamdan gelen uyarılara tepki verir. Buna biz irkilme adını veriyoruz. Etkiye tepki verirler. Bu da yine tüm canlıların ortak bir özelliğidir.
Canlılar yaşadığı ortama uyum yapmışlardır. Buna ise adaptasyon diyoruz. Bu da yine tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Adaptasyon konusu ileride anlatılacak. Canlılarda beslenme faaliyeti vardır. Beslenme ile birlikte alınan besin maddelerinin bir kısmı enerjiye dönüştürülürken bir kısmı yapıya katılmaktadır ve beslenme ile birlikte canlıda büyüme ve gelişme görülür. Gelelim diğer ortak özellikleri. Tüm canlılar neyden meydana geliyordu? Hücreden meydana geliyordu. O zaman tüm canlılarda hücre zarı bulunur. Ortak bir özelliktir. İç kısmında sitoplazma var. Bu da yine ortak bir özelliktir. Hücre içerisindeki faaliyetlerin yönetilip denetlenebilmesi için genetik bir materyal vardır. DNA vardır. Bu da ortak bir özelliktir. DNA'nın emirlerini taşıyacak olan bir RNA molekülü vardır. Bu da yine ortak bir özelliktir. RNA'nın getirdiği bilgileri okuyacak olan bir hücresel yapı vardır. Ribozom o zaman. Bu da ortak bir özelliktir. Ribozom protein sentezler. O halde tüm canlılarda protein sentezi ortak bir özelliktir. Protein sentezini biraz daha açarsak. Amino asit artı nokta nokta amino asit eşittir polipeptit artı N eksi bir su. Buradan da şunu görebiliyoruz. Basit organik maddelerden kompleks organik madde yapımı. O zaman ortak bir özellik oldu. Amino asitler bir monomerdir. Dolayısıyla monomerlerden polipeptit gibi polimer oluşumu yine tüm canlılarda ortak bir özellik olmuş olur. DNA varsa mutasyon da görülebilir. Çünkü DNA'da görülen değişimlere mutasyon adı verilir. O zaman tüm canlılarda ortak özelliktir. Modifikasyon genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Gen her canlıda olduğuna göre modifikasyon da yine tüm canlıların ortak bir özelliğidir. DNA varsa replikasyon da görülür. Replikasyona DNA kendini eşler ve diğer hücrelere aktarır. RNA varsa RNA'nın yapılmasına transkripsiyon adı verilir. O zaman transkripsiyon yani RNA sentezi de görülür. Protein sentezinin bir diğer ifadesi translasyondur. O da yine tüm canlılarda görülecek ortak özelliklerden biridir. Replikasyonla birlikte hücre bölünmeleri vardır. Bu da yine tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Yalnız dikkat edin, hücre bölünmeleri derken ben mitoz demedim veya bir meyoz da demedim. Hücre bölünür değişik şekillerde. Mitoz da bölünebilir, meyoz da bölünebilir, basit ikiye bölünme şeklinde de bölünebilir. Yani mitoz ortak bir özellik değil, meyoz ortak bir özellik değil, basit ikiye bölünme de ortak bir özellik değil. Ama bunların hepsi bir hücre bölünmesi, hücre bölünmeleri ortak bir özelliktir diyebiliriz. Tüm canlılar dışarıdan aldığı fazla besin maddelerini depolar. 12. sınıf konularında göreceksiniz. Glikoliz. Yine tüm canlılarda ortak olan özelliklerden biridir. Yine 12. sınıf konularımızda göreceğiz. Substrat düzeyde fosforilasyon yine tüm canlılarda ortak bir özelliktir. DNA'dan yola çıkarak, RNA'dan yola çıkarak adenin, guanin, sitozin, timin, urasil madem her canlıda var o zaman bunlar ortaktır. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri DNA ve RNA'nın yapısına katıldığına göre o halde tüm canlılarda ortak bir özelliktir. Metabolik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için enzim kullanımı, enzim yapımı yine tüm canlıların ortak bir özelliğidir. Enzimlerin gerçekleştirdiği yapım ve yıkım olaylarına metabolizma adı verilir. Yine metabolizma da ortak bir özelliktir. Hücre zarından şöyle bir kopya çekebiliriz. Hücre zarının yapısında fosfolipid var. Dolayısıyla fosfat da tüm canlıların kullanmak zorunda olduğu bir madde. Lipid de yine tüm canlıların kullanmak zorunda olduğu bir madde. Lipidimizin içerisinde ester bağı bulunuyor. O zaman ester bağımız da
tüm canlıların kullanmak zorunda. Yine lipidimizin içerisinde yağ asitleri ve gliserol var. O zaman yağ asitleri ve gliserol de tüm canlıların kullanmak zorunda olduğu maddelerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Tüm canlılar hücre ya da hücrelerden meydana gelir. Bu yüzden hücresel yapı canlılığın temel birimidir. A doğru. Boşaltım homostaziyi sağlayabilmesi gerekir. Organizasyon da yine ortak özelliklerden biridir. Adaptasyon yine canlının bulunduğu ortama uyum yapmasıdır. Doku oluşturma, doku oluşturabilmesi için canlının çok hücreli olması gerekir. Oysa canlılar tek hücreli ve çok hücrelidir. Bu yüzden E seçeneği yanlış. Yukarıdakilerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerdendir? Solunum sistemi, hayvanlarda var. Dolayısıyla bu tüm canlılarda görülen ortak bir özellik olamaz. Dış uyarıları alma, yani etkiye tepki gösterebilme, bulunduğu ortama uyum yapabilmesi için, etkileşim içerisine girebilmesi için, o ortamda yaşayabilmesi için dış uyarıları almak zorunda. Hücresel solunum, onu zaten ifade etmiştik. Fermantasyona dikkat ediyoruz. Hayatını yalnız fermantasyon yaparak geçiren canlılar var. Dolayısıyla bunun ortak bir özellik olması mümkün değildir. Replikasyon DNA işlenmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Bu yüzden cevap C seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı türlerinin diyor ortak özelliklerinden sayılmaz? Oksijenli solunum, direkt cevap zaten çıkmış. Çünkü solunum oksijenli solunum ve oksijensiz solunum diye ikiye ayrılmaktadır. Ama tüm canlı türleri oksijenli solunum yapmaz. Hayatını yalnız fermantasyonla idame ettiren canlılar da mevcuttur. Bu yüzden A seçeneğimiz yanlış. Aşağıdakilerden hangisi tüm hücrelerin ortak özelliklerinden biridir? Arkadaşlar buraya dikkat edin. Tüm canlıların demiyor, hücrelerin diyor. Yani bir insanın vücudundaki tüm hücreler de buna dahil. O yüzden olgun al yuvara dikkat ediyoruz. Replikasyon tüm hücrelerin ortak özelliği değil. Çünkü olgun al yuvar hücrelerinde bir kere DNA yok. O yüzden DNA'yı da sildik. Sinir hücreleri zaten bölünmez. Protein sentezi yine olgun al yuvar hücrelerinde ribozom yok. O yüzden tüm hücrelerin ortak özelliklerinden biri olamaz. Ancak yaşamsal fonksiyonların devam ettirebilmesi için ATP üretip tüketmek zorundadır. Hücre çeperi zaten hayvansal hücrelerde, mikroorganizmaların bazılarında bulunmuyor. Bu yüzden cevap Denizli. Tüm canlı hücrelerde, yine soruya dikkat ediyoruz. Tüm canlılarda değil, tüm canlı hücrelerde hangileri ortaktır? Çekirdek, prokaryotlarda çekirdek yok. Dolayısıyla bir numaralı ifademiz yanlış. Bölünme, sinir hücrelerimiz, al yuvar hücreleri gibi bölünmeyen hücreler var. Dolayısıyla bu da ortak bir özellik olamaz. Ama canlı dediğine göre bulunduğu ortamla madde alışverişi yapmak zorunda ve dış ortamdan uyarılar alıp tepki vermek zorunda. Bu yüzden de reseptör taşımalı. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda gerçekleşen ortak olaylardan biridir? Genetik bilginin değişmeden yeni nesillere aktarılmasını sağlamak, bu eşeysiz üremedir. Oysa eşeyli üreyen canlılar var. Bu ortak bir özellik olamaz. Farklı ortam koşullarına dayanabilen bireyler oluşturabilmek, bu da eşeyli üremeyle gerçekleştiriliyor. Bu da ortak bir özellik olamaz. Enerji üretebilmek için gerekli oksijeni dış ortamdan almak. Enerji üretebilmek için bir kere tüm canlılar oksijen kullanmıyor. Bazıları oksijen kullanmadan gerçekleştiriyor. Bazıları fermantasyon yaparak bu olayı gerçekleştiriyor. Türler arası gen alışverişi yaparak farklı türler oluşturmak. Türler arası gen alışverişi yapıldığında zaten oluşursa kısır bireyler meydana geliyor. Onlar da tür olarak alınmıyor. Metabolik olayları gerçekleştirmek için tüm canlılar enzim sentezlemek zorundadır.